Evet, herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Almanca kafa karıştıran fiillerle alakalı videolara devam ediyoruz. Bir önceki videoda Leben'ı işlemiştik biliyorsunuz. Leben'la ilgili sanırım 7 tane farklı fiile ve örnek cümleye göz atmıştık ve kafa karışıklığına son vermiştik. Bu videoda da hem Leben'a benzeyen hem de kendi içinde bir sürü farklı kombinasyonu olan Geben fiiline bakacağız. Neler var? Geben, aufgeben, abgeben, angeben, umgeben, vergeben, wiedergeben, zugeben. Bir sürü geben. Hepsi birbirine benziyor ve hepsinin başka anlamı var. Hiç kafanız karışmasın. Vakit kaybetmeden başlayalım. Aufgeben. Aufgeben vazgeçmek anlamında. Gib's auf. Vazgeç artık. Bırak gibi. Ya da ich werde niemals aufgeben. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Aufgeben'ın birden farklı anlamı var bu arada. Sadece vazgeçmek değil, give up anlamında değil İngilizce. Hausaufgabe geben anlamında da kullanılıyor. Yani öğretmen bize ödev verdiği gibi. Bu biraz yan anlamda. İşte der Lehrer hat uns aufgegeben. Yani bizi ödevlendirdi, ödev verdi gibi de kullanılabiliyor. Onun dışında brief, paket, paket auf geben var. Bir paketi vermek, bir mektubu vermek gibi. Ich möchte diese Paket aufgeben. Bu paketi vermek, yollamak gibi birazcık. Bırakmak, sigarayı bırakmak. Das Rauchen aufgeben. Yani terk etmek anlamında biraz da aufgeben kullanılıyor. Job aufgeben de olabilir. İşi bırakmak anlamında olabilir. Aufgeben'ın birbirinden farklı anlamı bunlar. Vazgeçmek, tekrarlayalım. Ev ödevi verilmesi. Bir paketi vermek, işi ya da sigarayı vesaireyi terk etmek anlamında. Devam ediyorum. Abgeben. Abgeben biraz daha böyle sınavlarda falan hani duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Pardon. Prüfungsblatt abgeben ya da işte test abgeben, testini vermek anlamında. Ich möchte eine Erklärung abgeben. Açıklama yapmak anlamında aynı zamanda. Ich muss meinen Fahrschein für 2 Monate abgeben. Yani teslim etmek. İşte polise verdim, teslim ettim. O manada bir abgeben. Bıraktım yani hani o anlamda. Ya da işte das Gepäck abgeben. Bagajlarımı emanete verdim anlamında. Abgeben'ın birbirinden farklı anlamları bu. Angeben. Angeben nedir arkadaşlar? Angeben tamamen farklı. Hava atmak anlamında. Er gibt mit seinem Auto an. Arabasıyla hava atıyor. Attı ya da. Bir de iddia etmek. Angeben hava atmak ve iddia etmek. İddia etmek mesela er gab an der Sohn von Präsident zu sein. Başkanın oğlu olduğunu iddia etti. Olacağını iddia etti. Hem iddia etmek hem hava atmak anlamında. Gördüğünüz gibi aufgeben ve abgeben'den bir anda nereye geldi? Angeben. Ama emin olun ki arka arkaya bunları öğrendikçe aradaki farkları siz de daha iyi anlayacaksınız. Evet. Şimdi bununla ilgili birkaç not almışım. Ondan size bahsedeyim. Angeben'la alakalı. Ich will ja nicht angeben, aber bu bir kalıp. Yani hava atmak istemem. Yani çok bilmiş gözükmek istemem ama şu konuda da iyiyim demek istiyorsunuz mesela. Ich will ja nicht angeben. Yani hava atmak istemiyorum ama diye devam. Örnek cümle lütfen aklınıza geliyorsa bununla ilgili yorumlara yazın arkadaşlar. Zenginleşsin bu konuyla alakalı şeyler yorum kısmında. Angeblich ist iddiaya göre yani söylenilene göre bu hani iddia etmek anlamındaydı ya. Angeblich ist bla 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 diye bir cümle olabilir. Angeblich er schwer krank ist. Muhtemelen iddiaya göre o ağır hasta ya da onun ağır hasta olduğu söyleniyor. Bu manada da kullanılıyor. Angeben arkadaşlar. Hava atmak, iddia etmek. Devam ediyorum. Umgeben. Umgeben zaten umdan aklınıza gelsin. Bazı fiiller böyle akıl dolu oluyor. Yani kelimeleri ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Umgeben etrafını sarmak, surround etmek anlamında kullanılıyor. Bu kolay. Devam ediyorum. Vergeben affetmek, bağışlamak ama vergeben çok fazla kullanılmıyor. Verzeihen kullanılıyor onun yerine. Çok duymazsınız. Biraz eski bir kelime Vergeben. Verzeihen daha yaygındır. Verzeihen, affedersiniz anlamında hani. Verzeihen, affedersiniz, bu kullanılır. Ya da Verzeihen meine Verspätung. Yani gecikmemi bağışla gibi, bağışlayın gibi. Verzeihen meine Verspätung. Bu kullanılır. Vergeben'ı hemen Verzeihen'a çevirmiş olalım. Çok kullanmayacağımız için. Affetmek ve bağışlamak anlamında. Wiedergeben. Wiedergeben bedeutet zurückgeben. Yani iade etmek anlamında. Geri vermek anlamında. Bu başka nasıl kullanılabilir Wiedergeben? Zusammenfassen, özetlemek anlamında kullanılabilir. Yani tekrar anlat bize. Wiedergeben, tekrar bir özetle, tekrar geç gibi. Bir de teknikte kullanılıyor arkadaşlar. Sinema okuduğum için biz mesela kullanıyoruz bu terimi. Sesi ve görüntüyü Wiedergeben, aktarmak, tekrar vermek anlamında da kullanılabiliyor. Ama burada sizin bilmeniz gereken aslında bir özetlemek, zusammenfassen, bir de iade etmek anlamına gelmesi. Wiedergeben. Zugeben arkadaşlar. Bir tane daha söyleyelim. Zugeben. İtiraf etmek ya da I have to say anlamında. Yani söylemek zorundayım ki. Örnek vereyim. Ich muss zugeben, dass du recht hast. Haklı olduğunu söylemek zorundayım. Ich muss zugeben. Ich muss zugeben, dass ich damit nicht gerechnet habe. Yani böyle bir şeyle karşılaşacağımı düşünmemiştim. Böyle olacağını tahmin etmemiştim. Bunu hesaplamamıştım gibi. Bunu itiraf etmeliyim ki böyle bu kadarını beklemiyordum gibi. Zugeben da kullanılacak kelimelerdir. Aklınıza örnek cümleler gelirse lütfen siz de ekleyin arkadaşlar. Aslında geben'le alakalı çok fazla fiil var. Devamı da var. Nachgeben, durchgeben, eingeben, hergeben. Hergeben mesela paylaşmak anlamına geliyor. İsterseniz başka bir videoda da devam edebiliriz daha fazla kafanızı karıştırmadan. Şimdi bir özet geçelim arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Geben fiiline baktık ve geben'le alakalı birbirine kelime olarak benzeyen ama anlam olarak hiç benzemeyen kelimelere baktık. Geben, geben'ı biliyorsunuz, geçtik zaten. Aufgeben, abgeben, angeben, umgeben, vergeben, verzeihen demiştik. Wiedergeben, zugeben. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane fiil öğrenmiş olduk. Geben'la alakalı arkadaşlar. Şimdi sizden ricam, bu öğrendiğiniz fiillerle alakalı, artık arasındaki farkları ve anlam farklarını bildiğiniz ve öğrendiğiniz fiillerle alakalı birer tane, herhangi bir tanesini seçip bir tane de yazabilirsiniz. Yorum yazmanız arkadaşlar. Bunu neden istiyorum? Yorumları da çünkü herkes okuyor, biliyorsunuz ki ben burada birer tane örnek verdim. Eğer siz de yorum kısmına örnek cümlelerle bir şeyler yazar ve bu videonun altını zenginleştirirseniz videoyu izleyen herkes için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Sizin için de başkalarının yorumları ve örnek cümleleri faydalı olacaktır. Böylece siz daha akılda kalıcı olacaktır. Sizin için de herkes için de. O yüzden mutlaka herkes birer tane cümle, yani en kolayından bile yazabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza geleni yazın. Doğru yanlışı yazın. Zaten bir şekilde düzeltilir o. Ben düzeltirim. Başka bir arkadaşımız onu görür, düzeltir ve böylece bir etkileşim içinde olmuş oluruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bu kafa karıştıran Almanca kelimeler videosu hoşunuza gittiyse lütfen onu da belirtmeyi, devam etmemi söylemeyi, aşağıya yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tabii ki kanala abone olmayı da unutmayın. Videolar devam edecek. Almanya'da eğitimle alakalı detaylar, vize başvuruları, üniversite başvuruları, lisans tamamlama, yüksek lisans, bunlarla ilgili videolar da devam edecek. Ama araya böyle Almanca çalışan her seviyede herkes için faydalı olabilecek videolar da çekmek istediğim için bunları ekliyorum. Çünkü biliyorsunuz B1 sınavından nasıl yüz aldığımı, B2 sınavından nasıl yüz aldığımı anlattığım videolar var. Onları zaten devam ettiriyorum. Onlar daha bitmedi. Ama bunlar her seviyeye hitap ediyor. Herkes A1'den C1, C2'ye kadar bunları tekrarlamış olur yüksek seviyedekiler. Karıştırıyorlarsa kafası netleşmiş olur. Orta seviyedekiler için zaten tam onlara hitap eden kelime grupları bunlar. En baştakiler için de baştan bu kelimeleri karıştırmadan biliyor olmak oldukça faydalı olur. Size söylemek istediğim bir şey daha, lütfen not ederek ilerleyin. Kağıt ve kalemle not edin arkadaşlar. Örnek cümleleri ve fiilleri not edin. İnanın sizin elinizde de böyle bir şey olacaktır. Birikecektir bu fiiller ve sizin elinizde de bir kaynak olacaktır. Sizin için de faydalı olacaktır. Evet, şimdilik böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.